Hatta az önce. Ne demek bu? Mallar ve hizmetler gerçek ekonomidir. Herhangi bir parayla basitçe bunların muhasebesidir. Aylardır ne anlatıyorum ben? Çevirisi. asla olan altcoin'dir. BTC bir boka yarayan bir şey değildir. Sadece manipülasyon yapıyorsun. Misadüf bu mu bilmiyorum. Belki yanında videoları izliyorum. İzletiyor çevirisini alıyor ya da belki de. Bilemem. Hiçbir halta yaramıyor bitcoin. CZ sağ olsun. O hale getirdi bitcoin'i. O durumda. Yani tesadüf mü bu? 1, 2, 3, 5, altcoin boğası bas bas ben gelme geleceğim gelmek istiyorum artık gidecek bir yerim kalmadı düşecek bir yerim kalmadı bütün altcoin'leri o şekilde bitcoin bazında bu arada düşecek yerim kalmadı grafim kalmadı piç oldu benim bütün grafim yapacak hiçbir şeyim yok dolara bağlayınca beni böyle oluyorum işte ben çünkü asıl olan e, bu kripto şeyinde ana payır BTC BTC'yi götüren de altcoin'ler ama sen Yoktan bir dünya altcoin sattığın için altcoinleri BTC'de götüremiyorsun. 21 milyon BTC var zaten. Hangi birine edecek? O yüzden bu düşemez bunlar. Ama düşüyor işte böyle salak salak grafikler yapıyor. Altcoinler bas bas bağırıyor. Biz artık gidelim. Benim grafim oturdu. Bitti gitti. Gitmem gerekiyor benim. Ama her ne hikmetse her altcoin başladı başlayacak. Başladı başlayacak. Saçma sapan hareketler yapıyor Bitcoin. Sever. Bunu sen görüyorsun. Ben görüyorum. Aha Elon görüyor. Bu görmüyor mu yani? Görmüş işte bak. Aslan Altkay nerede demiş? Çıkıp bunu bu şekilde savaş ilan edemez zaten. Onun doğal organik olması gerekiyor. En azından öyle gözükmesi gerekiyor. Parmak çıtlatma gibi gözükmesi gerekiyor. Ne demesini bekliyorsun Elan'ın? El El Benim gibi ya bu CZ Oros bu CZ önde gidendir diye Allah kitap saydır, saydıracağını düşünmüyorsun herhalde 50 milyon takipçisi varken orada. Direkt o şekil bir şey yaparsa direkt manipülasyona girer. Hesabını kapatırlar zaten hemen Twitter'da. Hemen kapatırlar. Ama şimdi ne yapıyor adam? Böyle kendince cümleler yazıyor. Manipülasyon mu? Ne yapalım biliyorsun arkadaş ben böyle bir cümle yazdım yani. E, Bitcoin düşmüş. Ben burada Bitcoin mi dedim ya? Bana ne Ben Tesla'nın tekerleklerinden bahsediyordum burada. Ama işte bunun organik olarak gözükmesi lazım. çünkü diğer iki tane gerizekalıya bıraktığın zaman marketi buna geliyor iş. Şu an iki farklı yani şunu geç bir formasyon var. İşte ayı flaması yapıyor bu. Bu ne defi? 7K, 7.5K. E, nereye geliyor? Baktın mı? Bunun retestine. Elin geçen gün ne demişti? Sildi onu. Her şey botlara bağlı demişti değil mi? Bir tane fotoğraf atmışlar. Sildirdiler onu daha sonra. Her şey botlara bağlar, bağlatırsan o botlar her tarafı doldurmak istiyor. Öyle bir hastalıkları var o botların. Gap şeyi. Bak şurası bomboş. Buradan şak diye geçti. Burada hacim yok. Atıyorum burada 100 milyar dolar hacim var bu bölgede. Ama burada 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar hacim var. Buraların dolması lazım. Bota göre. Bunların sistemine göre. O zaman bunu çakacaksın buraya aşağı. Buralarda bık 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 bık, bık yapacaksın. Sonra götüreceksin. Ben yani, ömrümün sonuna kadar seni bekleyeceğim kardeşim. Bu niye burayı doldurmak zorunda kalıyor sormasayım? E hacim bilmem ne falan da oğlum onlar eski. Klasik borsa da o. Bu farklı. Burası kripto. Bunu ona çeviremezsin. Bunu ona çevirsen atarım ben Twitter'a. 9.000 dolarda gap varmış da onu dolduracakmışız. İşte burada hacim gapı varmış. Hacim azmış burada. E buraları işlememiz gerekiyormuş da falanmış, filanmış. O sürüktan teyyare. Ne alaka? Niye burayı işlemen gerekiyor? Nereden çıktı bu? Kim dedi bunu sana? nasıl böyle bir kural mı var? Ne alakası var bunun? 3-5 tane broker zamanında 1950'lerde 1930'larda öyle bir şey demiş zaten o günlerde kimse yok trade anlamında şey anlamında hani borsa anlamında 3-5 kişi var zaten o borsa işlerini yöneten onlar götünden element uydurmuş bir fiyat artınca birden burada boşluk olur sonra bunu getirip bir de buralarda da işleyelim demişler sen de 50 yıldır 100 yıldır öyle gidiyorsun niye buraya işlemen gerekiyor sormasayım bok mu var burada burası kırdı geçti gitti işte ama burada hacim lan ne hacmi arkadaş yani ne ne hacmi yani ne alakası var? Madem buraları da işlemen gerekiyordu bunu niye buraya kadar çıkarttın lan? Hani bunu buraya işlemek için 60 bin dolardan 6 bin dolara çakabilecek gücüm var madem. O zaman burada tutsaydın bunu buraları işleye işleye gitseydi. Niye ibnelik bu bon kat arttırıp milletin eline verip aşağı çakıyorsun? Bunu ben görüyorum elmas görmüyor mu? Bu şerefsizlik değil de ne bu? Milleti soymak değil de ne bu? Madem buraları işlemen gerekiyor her kademeyi, her fiyatı hacimli bir şekilde işlemen gerekiyor. Niye 60 bine çıkartıp ondan sonra 6 bine çekiyorsun? Burada alanların günahı ne? Dalga mı geçiyorsunuz siz milletle? O zaman hırsızlık yapıyorsun sen. Düzeltme ayağına klasik borsalardaki o zamanında 3-5 tane borsacının dillendirdiği kitaplar yazdığı hikayeler ve uyarak dolandırıcılık yapıyorsun sen. E burada kimse satmıyordu. O yüzden 10 kat arttı. E şimdi nasıl düşüyor bu? O yüzden kimse satmadığı için birden geçti bu fiyat şeyini. E tamam ne güzel işte geçmiş gitmiş. E tekrar oraya inmemiz lazım. E nasıl ineceğiz o zaman tekrar oraya kardeş? Kimse satmıyor değil mi? Bunu bak kendin ağzınla söyledim ki hani. Kimse satmıyor diye gittin diyorsun değil mi? Ona getirecekler şimdi. Sorsan öyle diyecek çünkü. E satış baskısı azaldığı için fiyat birden arttı. E şimdi nasıl düşüyor bu? E burayı şey yapmak için de işlemek için de fiyatın düşmesi lazım. O yüzden satış baskısı falan. Ne diyorsun kardeşim sen? Demek ki yapay. Satış baskısı da yapay. Burayı işlemek istiyorsun sen demek ki değil mi? Madem buraya işlemek istiyordun. Niye ilk başta izin verdin gitmesine? Demek ki indirebiliyorsun. O zaman engelleyebilirsin de gitmesini. Ama yok. Milletin eline vermek daha güzel değil mi? Oradan kar etmek. Bunu ben görüyorum. 3-5 kişi görüyor. Elon Musk görmüyor mu bu yapılan şerefsizliği? Elon paraya mı ihtiyacı var? ve ben diyorum elmas gibi bir ekonomik gücüm olsa ben de uğraşırım Elon Musk gibi orospu çocuklarıyla. İşi gücü bırakırım. Zaten iş kendi kendine gidiyor zaten. Hani roketlerin başına vida sıkıyor alıyor. Elon Musk'ın yapmış kurmuş şirketin şey yapıyor. Boş bu şey evinde oturup uğraşırım bunlarla yani. Bütün gün tweet atarım borç çocuklarına işte. Çünkü o ibneler oyun oynuyor çünkü seninle. Burayı işlememiz gerekiyormuş da ya da şurayı işlememiz gerekiyormuş da falanmış filanmış diye botları kurmuşlar. Seninle dalga geçiyorlar. Elon Musk olsam ben de o ibnelerle dalga geçerim yani. Tam yukarı kıracağında getiririm o BTC'yi kırdırtmam aşağı çakarım. Tam aşağı kıracağı anda buy order'ını koyarım. Bütün grafiklerini piç ederim 24 saat boyunca. O gücüm olsa Elon Musk'ın gücü işte 50 milyon takipçim olsa 150-200 milyar dolar param olsa yaparım yani. Bak yapmışlığım da var ya onu diyorum hani gücümün yettiğinde yapmışlığım var. Elon Musk'ın da gücü buna yetiyor. Bitcoin'e yetiyor. Ne diyoruz elimde 1 milyon waves olsa ben waves'i sıfırlarım. Bu niye duruyor burada? Bu niye çakıldı aşağı? E Bitcoin düştü. Bitcoin'e ne alakan var senin? Saşa Bey. Madem Bitcoin'e bakacaksın. Seni niye sana yatırım Ben Saşa'ya birebir bunu dedim. Beni engelledik şeyden. Twitter'dan zamanında. Madem de Bitcoin fiyatına bakacaksın. Ve isim önemi yok. Benim ICO'da verdiğim Bitcoin'leri geri gönder ben, bana. Ha dolardı o pardon. Do e, dolar fiyatına bakıyordu. O Ruslar hep, o da var. Ruslar Amerika bunları nasıl siktiyse zamanında. Dolardan başka bir şey görmez Ruslar. Dolar 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 dolar. Dolara bakıyorlar. Sasha'ya ben aynen şunu demiştim. Madem demiştim dolara bakıyorsun sen. Bitcoin fiyatının bilmem neyin önemi yok. O zaman bana gönder şeylerimi. Bitcoinlerimi. Waves kaç dolar ediyorsa. Elimde kaç tane Waves varsa o kadar doları ben sana geri gönderirim. Sektör git demiştim. Twitter'dan engelledi. Ama buradaki olay işte başka işte. Elon Musk'la şeyle bana göre yani benim yorumum o şekilde. Adamın attığı tweetler de onu gösteriyor zaten. Dalga geçiyor bu ipnelerle. Kara delik mi yapmış bu profil fotoğrafını yoksa bende mi öyle gözüküyor? Allah kara delik yapmış işte. Artı şöyle bir sorunsalımız var. Bitcoin hiçbir halta yaramıyor diyoruz. Aylardır, yıllardır. Twitter'da Elon Musk az önce 30 dakika önceki tweetinde diyor ki asıl önemli olan iştir. Asıl ekonomi yaratan iştir. Senin manipülasyondan istiyorsan Bitcoin'i 1 milyon dolar yap. E sonra bir boka yaramadıktan sonra ne anladım ben o işten? Kim alacak onu 1 milyon dolarda? Alıp ne yapacak 1 milyon dolarda? Lazer göz yapmakla olmuyor o işler güzel kardeşim. Geçen gün onun da yazdığı. öyle Aynen aynı ama o şekilde dedi yani o lazer gözlü atanlara da bir şeyler yapın bir şeyler deyin falan filan de şey yaptı On Türkçe şey öyle lazer göz yapmak da olmuyor işler 100 bin dolar olacakmış lazer göz yaptın diye 100 bin dolar olacak bitcoin ha öyle olmuyor kardeşim bitcoin 100 bin dolar oldu bitcoin alacağım niye e, lazer göz yaptı bu mu lan açıklaması anlatabiliyor muyum Bitcoin bir boga yaramıyor. Bu gidiyor. Elon tweet atıyor. Aslı olan altcoin'ler diye. Alttan alttan. E CZ'de CZ de bunun gitmesini engellemek için elinden geleni yapıyor işte. Elon da bunu bildiği için üstüne üstüne oynuyor onun. Dün de bahsetmiştim. Ondan önceki de bahsetmiştim. Bunu si kesik pamplayacaklar. Yani yiyorsa getirsin 6000'e. Ya Black Swan yapacaklar. Ethereum'u da sikecekler. İkisinden biri. O durumda zaten kurtulma şansınız yok. Benim de yok. Senin de yok. İşte waves mevsi batar gider yani. Her, her, şey batacak. Ya bunu da damplayacaklar aşağı. 70.000 satışı da 40.000'lere kadar çakacaklar bunu? O çakış esnasında Bitcoin de 6000'e kadar iner zaten. Ya bütün marketi komple sikecekler ya da Ethereum bu haldeyken böyle gidiyorken yukarı doğru. Şu 0.80'i kırdıktan sonra özellikle bu Bitcoin burada duramaz. Ya pamplaması lazım ve yani Ethereum'dan daha seri bir şekilde pamplanması lazım. Yani Ethereum hızla 0.1 Bitcoin'in üstüne çıkarken Bitcoin'in de çok acele bir şekilde 100 bin dolara doğru gidiyor olması lazım. Hiç arkasına bakmadan. Yoksa dominansı kaybediyor. Göstermiştim onu. Ya yani ne diyordum aylar yıllar önce. Bu dominans 13 olacak. 13 ile 5 arası bir şey. Buraya geldiğinde 13 ya da 5'e Bitcoin ya 1 milyon dolar ya 0. 0 dedim işte 13 dolar falan olur yani. İkisinden biri. Şu anki görüşte Bitcoin dominans tamam dominans hedefine gidiyor yardır yardır onlara on işlere doğru gidiyor. Ama oradaki fiyat etkisi işte 1 milyona değil 10 dolara gidiyor. Bitcoin sıfırlanmaya gidiyor yani. Altlarla Bitcoin ayrışmaya gidiyor. Niye? CZ sağ olsun Bitcoin hiçbir amacı kalmadı artık. Hiçbir buka yarayan bir Bitcoin değil Bitcoin artık. Belki de Elon Musk bunu gördüğü için bu marketin gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama yoktan coin sattığı için işte Todex'ten alın dersi. Aynısı Binance, Binance diyorum. Hiçbir farkı yok. Aynısı Coinbase, aynısı Poloniex. ETC hala kapalı. Kapalı mı hala? Yani kapalıydı, Aylardır kapalı ETC şeyi Poloniex'in cüzdanı. Binance'te 60 dolar, 63 dolar ama Poloniex'de 40 dolar atıyorum. Arbitraj yaptırmıyor. Niye? Yok ki çünkü ETC yok herifin elinde. Poloniex sisteminde arayüzünde atıyorum 3 milyon ETC satmış ama Poloniex cüzdanlarında 2 milyon ETC var. 3 milyon ETC'nin 3'ü de çıkmak istiyor. Çünkü po Binance'de fiyatı daha fazla. Orada satacak çekip Poloniex'ten çekip ama yok ki herifin cüzdanında. 3 milyon Ethereum Classic. 2 milyon var. E 3 milyon çekim talebi geliyor. O ekstra 1 milyon ETC'yi bir yerlerden bulup adamların cüzdanına yansıtıp çekmesine olanak vermesi lazım. Ama o 1 milyon ETC'yi 4 dolarda satmış. Nereden bulacak şimdi 60 dolar? Gidip Binance'den 60 dolar alıp milletin cüzdanlarına yükleyip çekmesine izin verecek ha 4 dolarda sattık o yine. Kodex'in başına gelen işte. Aynı bok Binance'de de var. Niye gidemiyor altlar? Kimse de olmayanlar gidiyor sadece. Da büyük çoğunlukta olmayanlar gidiyor. Link gidiyor, Avax gidiyor, aptal aptal coinler gidiyor. Yeni coinler gidiyor. Niye yeni coinler? Kim girer anasadayım? Bütün kripto camiasının hepsi terste zaten. XRP'de, XLM'de, EOS'ta, Waves'te, Ethereum'da, Ethereum Classic'te, Tron'da, VeChain'de, orada burada. Hepsi herkes terste. Herkes alt coinlerde. Avax gidiyor. Niye? E, kim girdi Avax'a? Icosuna sizden. 1500 kişi var. Icosuna giren bir, bir kişi var mı grupta? Eskilerden, yenilerden hatta. Kaç kişi var ya da? O sebeple ya bu, bunlar gitmesini istemez altcoin'lerin ama altcoin'lerin gitmesi gerekiyor artık. Gide, gidemiyor ama sebep, e sebep merkezi borsalar işte. Olmayan coin'i sattı sana herif. E giderse sen sat bak isteyeceksin onu. Yüksek fiyatta ya da dediğim gibi sen satmak bile istemeyeceksin. Çünkü kripto satılan bir şey değil. Waves'in gitmesine izin vermiyor işte. Ha bu kadar. Sonra böyle bir telaşla damplıyor kafana. Muhasebe sıfırlamaya gidiyor ondan sonra. Bu 40 dolardan 10 dolara nasıl düşebiliyor ya bir anda? Çünkü gitmeye başladığı anda sonu yok. Logaritmik olarak artar bunlar. Öyle. Sonu yok bunun. Matematikten anlamam. Logaritmik log 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 otomatik de, de çevirme. Lineare mi çeviriyor? Öyle bir şey. Ama bunlar logaritmik artıyor. Yani 2, 4, 6, 8 diye artıyor. İbo dizilimi yani işte 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye o şekilde artıyor bunlar. Çünkü artmaya başladığında özellikle altcoinlerde hani bitcoin'de zaten yok öyle bir şey de bitcoin supplydan kaynaklı o şekilde pata pita artıyor. Altcoinlerde madencilik daha fazla. Özellikle postcoinlerde şimdi waves artarken elinde 1000 tane waves varsa herhalde hangi günü 0, 1 şu an kullanılmıyor kullanılmıyor haldeyken 0.1 ile 0.15 arası waves geliyor sana. Her gün waves 1000 dolar olduğunda her gün e, en az en az 150 dolar gelecek. Diğer coinler için de geçerli o. Diğer post coinler için de geçerli. Yani artmaya başladığında millet cüzdana çekmek isteyecek coinlerini. Satmasına gerek yok ki her gün öküz gibi parayla geliyor zaten. Ne yapacaksın satıp? Nasıl bir borcum var? Yani ONT'de postcoin. E, nedir o işte? Nulç'te işte postcoin. Nav'da postcoin. Yani bu arttı mı? Bunu çek satmana gerek yok artık. O durumda da merkezi borsaya gerek yok. Kimse satmayacağı için. E merkezi borsanın işine gelir mi bu? E gelmez. E, yoktan coin'de çakıp çakıp duruyor işte. Olmayan coin'le. Baskılayıp baskılayıp tut, tut, tut duruyor. Burada satacağınız bunu diyor. Ama şimdi Ethereum diye bir şey var. Uniswap diye bir şey var. İşte Waves Waves'in swap fee'si var. Ya yani özellikle Waves bugün Discord'da yazdım mesela. Yani her şey Waves'e e göre yani ayarlanıyor gibi bir durum öyle bir şey hissediyorum yani. Özellikle bazı hani altcoin'ler. Ya bu atom atom değil bakın. Atom, Avax, Link, Mink böyle, salak salak coin'ler diyorum ben onlara son çıkan coin'ler çıkıyor. ya yani tek bir iş yapıyor. Ne yapıyor Allah aşkına? Bir bok yaptıkları yok onların. mı Avax, Avax? Ne yapıyor Avax? Bir tane haberini görmedim ben. Şöyle şöyle bir şey yaptık, böyle böyle bir şey yaptık. Yeni olarak şöyle bir şey yaptık. Oradan buradan kopyalayıp kopyalayıp yapıştırıp değiştirip duruyorlar işte. Ama gerçek anlamda bir şey yapan coinler işte Ethereum, Waves, EOS, MEOS bilmem ne gibi coinler ısrarla tutuluyor. Ve yani hepsi de ben gidiyorum diyor yani. Ben gideceğim artık. Rahat bırakın beni. Ve ne zaman bir hareket yapmaya kalksalar Bitcoin salak salak hareketler yapıp bütün market yamuluyor. En büyük güncellemesini yaptı Waves. Ertesi gün market yamuldu gene. EOS keza öyle. EOS borsa açacağım dedi. Lanet olsun size de şeyinize de dedi. Borsa açacağım dedi. Gitmeye başladı. Zincirimi de düzeltiyorum ben dedi. Gitmeye başladı. Bütün marketin ağzına sıçtılar. Sırf bunlar gitmesin diye çünkü bu eski asıl işi yapacak olanlar eski coinler. Yani Avax bin dolar olsa ne olur? Kimse de yok zaten o. Onun daha bir 3-4 yılı var. Eski coinler iş yapan coinler. Asıl blockchain'i geliştiren onlar. Yenilerin hepsi o. Bu, bunlardan bakıp yapıyor zaten geliştirmelerini. Programcı bile değillerdir yeniler. Marketing hepsi işte. Ama asıl programcıları blockchain'in programcıları eski coinlerde. O adamlar bir şey yapıyor. Ve eski coinler ben gideceğim diyor şöyle şöyle bir gelişme yaptım diyor. Bütün marketin ağzına nasıl CZ ve arkadaşları sebep? Çünkü eski coinler EOS, Waves işte XLM, XRP, VeChain, Tron bilmem ne falan filan VeChain bile değil yani eski coin o da yeni sayılır. Hani Waves'e kıyasla 1-2 yıl sonra çıktı Waves'ten. Ama eski coinler bir şey yaptı mı işte merkezi borsaların bir anlamı kalmayacak. İşte Ethereum bir şey yaptı mı? Ethereum posa geçti mi? Geçmeye çalışıyor değil mi? Posa geçti mi? Ne olacak? Herkes Ethereum'a e geçmeye çalışacak. Çünkü hali hazırda zaten deli gibi para. E garanti de yani düş, düşmeyeceği de garanti. En azından nereye düşeceği belli falan filan. O noktadan sonra. Ethereum'daki madenciler nereye gidecek? Buna. Bak, bunun da gitmesine izin vermiyor. Bunlar ne böyle? Bunu ben görüyorum. Bir fındık kadar beyni olan ve menfaati olmayan, çıkarı olmayan, buradan bile ben para kazanacağım demeyen adamın da görebiliyor olması lazım. Elon Musk görüyor bence. Yani anlatabiliyor muyum? Hani biraz ıı, hümanist olmak lazım, biraz sosyalist olmak lazım. Elon Musk ben sosyalistim diye açıklama yapmıştı yani. Paraya değer vermiyor olmak lazım. Evet para önemli bir şey hayatını idame ettirmek için ama hani her şeyde para değil kardeşim. Yani şerefsizce kazanacağım bir parayı kazanma diyebiliyor olman lazım. Ve insanların büyük çoğunluğu bunu Diyemiyor. E, ne yapayım onu diyor. Ben diyebiliyorum işte. Doğrucu para kazan kardeş. Bir bir şekilde kazanırsın para. Asıl ekonomistlerin yani şöyle bir lafı vardır. Yani amacın para kazanmak mı? Niye tuvalette çalışmıyorsun o zaman? Ya da niye simit satmıyorsun? Simit satsan daha çok para kazanacaksın plazada ofiste oturmaktan. Ofiste oturuyorsun ne kadar maaş alıyorsun Allah aşkına? 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira. Simitin tanesi 2 lira. Günde 100 tane simit satsan 200 lira günde. 1 lira karın olsa oradan günde 200 simitten işte şey, 100 simit 2 liradan 5-6 bin lira para yapıyor ve kendi işini patronu sen oluyorsun. Yani birilerinin ağız kokusuna çekmene de gerek yok. Ya artı para kazandığı için işini de büyütebilirsin. Simit sayabilir. Oraya kadar gider o işi yani. Niye onu yapmıyorsun? Ya da niye tuvalet temizlemiyorsun? Tuvaletçi açmıyorsun. Tuvaletçileri mafyalar var mesela. Ya da niye çöp toplamıyorsun? Geçen gün anlatmıştım ya işte bizim OSGB Marmaris'teki Mar Mar işte pardon, Truva'daki çöp firmasıyla yanlış. Herif Porsche biniyordu lan. Porsche Porsche çöpçü. Niye onu yapmıyorsun? Çünkü işten içerisinde olan para kazanmak değil, statü. Daha kaliteli daha düzgün, ben nasıl diyeyim onu. O, o, o tarz bir yaşam para değil aslında. Ama ni, o zaman niye paraymış gibi davranıyorsun sadece? Her şey paraymış gibi davranıyorsun. Her şey para değil. Adam gibi yaşamak, doğru düzgün, ahlaklı, dürüst, güzel yaşamak, rahat yaşamak. E, evet para bunlardan bunları sağlayabiliyor ama bir yere kadar sağlayabiliyor.